Eyvallah. 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve referandum seçimi için Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil Sağ çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Pakdil'in bugünkü durağı ise Zübeyde Hanım Caddesi esnafları oldu. Pakdil'e ziyaretlerinde Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile parti teşkilat üyeleri de eşlik etti. Esnaflarla tek tek ilgilenen Pakdil vatandaşların taleplerini dinledi. Yeni mi oldu daha? Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay yaptığı açıklamasında vatandaşların yeni sisteme hazır olduğunu ifade etti. Bir sorun gözükmüyor. Vatandaşlarımız bu referandum sürecini anlamışlar. Evet'in ne manaya geldiğini çok iyi bir şekilde özümsemişler. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğu bu referandum sürecinin, bu anayasa değişikliklerinin onlara ne katacağını geçmişteki tecrübelerinden çok çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla Maraş'ta vatandaş kararını vermiş gibi İnşallah Türkiye'deki en yüksek evet rakamlarından bir tanesini Kahramanmaraş'ta elde edeceğimizi umuyorum. Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil ise ziyaretlerini Aksu Haber'e değerlendirdi. Bu kalan süre içerisinde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Milletimizden bu değişikliğe evet demesini istiyoruz. Şu andaki gezide gördüğümüzde vatandaşlarımızın gayri ekseriyetinin bu konuda bizleri desteklediği yönünde. Pakdil halk oylamasının önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanları nihayetinde ne olacaktır? Yani bir vaatlerle gelecektir, bir programla gelecektir. Milletin önüne bunları yapacağız diyecektir. Dolayısıyla baktığınız zaman bu 5 yıllık süre bu programlar için verilmiş olan bir süredir. Bu süreyi tamamlamadan herhangi bir şekilde tekraren çok olağanüstü haller cereyan etmezse seçime gitmenin bir mantığı yoktur. Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi yürütmeyle ilgili olan hususlardır. Ve her zaman kanun kararnamelerin önündedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarılan o yürütmeyle ilgili kararnameler dışında bir karar alırsa o kanun derhal yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla meclis aynı zamanda ciddi bir denetim mekanizmasıdır. Cumhurbaşkanlarının öyle layüssel hareket ederek her istedikleri şekilde yapma imkanları yoktur. Çünkü bir tarafta da meclis yasama yetkisine sahiptir ve yasaları çıkarıyor.